Biz çekerken çok eğlendik. O bir estetik mucizesi mi? Öfke kontrol sorunu mu yaşıyor? Durup durup neden bir magazin bombası patlatıyor? Örneğin gecenin bir yarısı durduk yere kendisinden tam 38 yaş büyük ve üstüne üstlük evli Selçuk Yöntem'e neden ilanı aşk etti? O gece nasıl bir ruh halindeydi? Öz ablasıyla neden senelerce küs kaldı? Durup dururken neden memleketi terk etmekten söz ediyor? Şarkıcı mı, oyuncu mu, sunucu mu, yazar mı, yoksa hepsi birden mi? Medyatik isimleri neden mıknatıs gibi kendine çekiyor? Adı neden sürekli medyatik aşklarla anılıyor? Çocukluğunda yaşadığı büyük dram neydi? Hayata nasıl tutundu? Yasak Elma dizisiyle oyunculukta tavan yapmışken, işler tıkırındayken neden ayrıldı? Yeni dizisi Kağıt Ev'de aradığını bulabildi mi? Tüm bu soruların cevapları ve daha nice bilinmeyenleriyle işte son dönemin popüler ismi Tuana Türkay. İnsanlar öyle bir anda herkes herkesi sevemez yani. Tuana Türkay, 30 yaşında. Baba tarafından Bulgaristan göçmeni. Bir tarafı da Karadenizli. Annesi Rizeli. Doğum yeri Üsküdar. 3 Ekim doğumlu. Yani terazi burcu. Özel hayatında ve açıklamalarında dengesiz gibi görünse de burcu evet terazi. Belli ki ya burçlar bize yalan söylüyor ya da kızın doğum tarihi yanlış. Tam bir dişi aslan. Her ne kadar tüm aşkları farklı takımlardan olsa bile sarı kırmızı sevdadan hiç vazgeçmedi. Boyu 1.74, kilosu 54. Yani tam bir tüy sikleti. Ben hayatımdaki hiçbir şeyi kimse için düzenlemem. Evet. Tüm bunlar Tuana Türkay ile ilgili bilinenler. Bir de bilmeyenler var. Şimdi onlara gelelim. Tuana Türkay'ın durup durup tozlu arşivlerden çıkartılan bu eski fotoğrafları kendisi için estetik güzeli benzetmelerini de beraberinde getiriyor. Ve genç kızın bu hayatta belki de en kızdığı şey işte bu benzetme. Estetik güzeli. Damarına basılıyor ve isyan ediyor. Son olarak geçtiğimiz günlerde burnum dışında bir estetiğim varsa memleketi terk ederim diye resti çekti. Bu kadar sert tepki vermesinin nedeni öfke kontrol sorunu yaşaması. Neyse biz fazla mevzuyu uzatmayalım. Memleketi terk etmesini istemeyiz. O bizim renkli dünyamızın gülü ve estetik dosyasını da daha fazla deşmeden hemen kapatalım. Pot kırmadan duramıyor. Ünlüler gündeme gelmek için sık sık gaf adı altında olmadık demeçler verirler zaman zaman. Tuana Türkay onlardan biri değil. Aklına geleni bam bam diye söylediği için gerçek bir gaf üreticisi hanımefendi. Çok değil, pandemiden önce iddialı bir sinema filmi çekmişlerdi. Filmin galasında olmadık bir işe, olmadık bir gafa imza attı. Rol arkadaşı Onur Tuna'nın yüzünü kızartan şu sözleri söyledi. Biz çekerken çok eğlendik. Biz çok eğlendik çekerken. Umarım izleyenler de bunu hisseder. Derler klişelerine girmeyeceğim. Rol arkadaşını utandıran ve yalancı çıkaran bu gaf çok konuşulmuştu. Ama bu gaftan çok daha fazla konuşulan bir başka gafa imza attı bir süre sonra Tuana Türkay. Kendisinden tam 36 yaş büyük Selçuk Yöntem'e bir gece yarısı sosyal medyadan ilanı aşk etti. İşte bu paylaşımıyla. Evliydi Selçuk Yöntem. Tuana Türkay elbette bunu biliyordu ama o gece nasıl bir ruh halindeyse Selçuk Yöntem'e senin hayat sınıfında tekrara düşmeliyim. Tekrar tekrar okumalıyım bütün kalbinden geçenleri. Hiç ilerlemiyor gibi görünen bir yol olmalısın sen. Her cümlenle etrafı çiçeklendirdiğin, hiçbir cümlemizin, hissimizin boşluğa düşmediği, gülüşümüzün eksilmediği güzel günlere, nice yaşlara Selçuk Yöntem. Demiş, yer yerinden oynamıştı. Ertesi sabah sildi bu paylaşımı Tuana Türkay. Dost çaydı dedi ama artık iş işten geçmişti. İstenmeyen gelin. Tuana Türkay'ın özel hayatı da pek renkli. Gelmiş geçmiş en büyük aşkı bir dönem Fenerbahçe'de top koşturan Alper Potok'tu. Evlilik hazırlığı yaparken Fenerbahçe kulübü tarafından istenmeyen gelin ilan edilince ilişkisi bitti. Malum genelde istenmeyen gelini aileler için kullanırız. Ama bu beraberlikte Fenerbahçe kulüp yöneticileri Alper Potok'un kulağını çekmiş ve ilişki rafa kaldırılmıştı. Hayatımda biri yok. Olursa da söyleyeceğim. Olmasını da çok istiyorum. Olması için elimden geleni yapıyorum öyle söyleyeyim. Alper Potok sonrası sonbahar yaprakları gibi oradan oraya savruldu Tuana Türkay. Türk basketbol tarihinin gelmiş geçmiş en çapkın basketbolcusu Kerem Tunçeri ile Etiler'de lüks bir restoranda görüntülendi. Ama kızımız ertesi gün Kerem'i tanımam etmem. Sadece bir kez ablamı götürdüğüm dişçide gördüm. Dişini çektiriyordu dedi. Ablası demişken Tuana Türkay kendisine ikizi kadar benzeyen ablası Kat ve Türkay ile senelerce küs kaldı. Her abla kardeş arasında yaşanan krizlerden birini Tuana'nın inatçılığı senelerce sürdürdü. Şöhret olduktan sonra Tuana Türkay ablasıyla nihayet barıştı. Yasak Elma'dan neden ayrıldı? Yasak Elma dizisinde Leyla karakteriyle şöhretine şöhret katmıştı Tuana Türkay. İşleri tıkırındaydı. Dizi iyi gidiyordu ama ani bir kararla ipleri kopardı güzel oyuncu. Çünkü artık başrol oynamalıyım diyordu. Erdal Beşikçioğlu'nun da kadrosunda olduğu Kağıt Eve geçti. Geçer geçmez de dizinin tanıtımını işte bu ateşli öpüşme sahnesiyle yaptı. Hemen belirtelim, son pişmanlık işe yaramıyor. Kağıt Ev beklenilen reyting patlamasını yapamadı ama artık Yasak Elma yolu da Tuana Türkay için tamamen kapanmıştı.
Aslında 10 parmağında 10 hüner var. Çalkantılı özel hayatının dışında Tuğan Atürkay yetenekli mi yetenekli bir isim. Hani derler ya 10 parmağında 10 marifet diye. Aynen o hesap. Şarkı söylüyor, oyunculuk zaten var, sunuculuk deneyimi yaşadı, diksiyonu nice spikerden daha iyi, yazarlık yapıyor, kitap yazmışlığı var. 9 yaşından beri ekran önünde reklam filmlerinin aranılan yüzü. Sayısız reklam filminde oynadı. Sayısız sinema filmi çekti. Sayısız dizisi var.